Merhaba sevgili anneler. Eğer ki işe dönmek durumundaysanız ve bebeğinize bakıcı arıyorsanız bakıcı ile alakalı bugün uzman klinik psikolog İpek Gökozan'la konuşmaya geldim. Merhabalar İpek. Merhaba. İpek, bebekleri bakıcıya en erken kaç aylıkken bırakabiliriz ve bebeğimizi bakıcıya nasıl daha kolay alıştırabiliriz? Akılları çok karıştıran bir aslına bakarsanız soru bu. Pek çok annenin en çok endişe ettiği ne yapacağız, bu süreçte çocuğumuzu nasıl alıştıracağız, doğru ismi nasıl bulacağız şeklinde endişeleri oluyor. Evet. Zamandan bahsedersek, doğru zaman ne zaman dersek aslına bakarsanız ilk 6 ay bebeğin anne ile birlikte hiç kimsenin araya girmeden baş başa kalması gelişim açısından çok önemli. Hele ki emen bir bebekse, anne de emzirmekten çok haz alıyorsa, büyük bir şefkatle, büyük bir yumuşaklıkla bebeği emziriyorsa 0-6 ay aralığında aslında hiç kimsenin anne çocuk bağının arasına girmemesini uzmanlar olarak öneriyoruz. Zaten devletin bize vermiş olduğu izin hakkı 4 ay, işte onun üzerine 2 ay daha izin eklenebilince ortalama çalışan bir anne 6 ay kadar evde kalabiliyor. Bu konuda şanslıyız. Evet. Fakat 6. aydan sonra annelerimiz çalışıyorsa eğer işe dönmek durumunda kalıyor. İşte bu dönemde ya anneanneler, babaanneler ya da bakıcılarımız devreye girebiliyor. Doğru ismi bulduğunuza inanıyorsanız, burada da ben annelerin içgüdülerine güvenmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü o annelik içgüdüsü sizin bebeğinizi doğru kucaklayacak, şefkatle ve doğru sevgiyle yaklaşabilecek olan ismi bulmanıza çok yardımcı oluyor. Bu ismi bulduysanız, tamam ben işe gidiyorum, hoşça kalın, sizi baş başa bırakıyorum demektense bir süre bakıcıyla birlikte anne çocuk bakıcı üçgeni bir arada zaman geçirip birlikte bebeğin beslenmesine, işte katı gıdaya geçiyorsa birlikte katı gıdaya geçmesine yardımcı olarak ilk etapta üçlü zaman geçirip ardından anne bakıcıyı ve bebeği baş başa bırakabilir diye düşünüyorum. Eğer iş yeri yakınsa aralarda tekrar görmeye gelebilir ilk zamanlarda. Sonrasında zaten işler yolunda gitmeye başladıktan sonra aralıklar açılıp annemiz akşam geldikten sonra büyük bir özlemle çocuğuna sarılıp birlikte kavuşabilip zaman geçirebilirler diye düşünüyorum. Bu şekilde aynı zamanda birazcık da bakıcı annenin belki ebeveynlik tarzını görüp hani biraz daha ona yakın hareket edebilir, öyle değil mi peki? Kesinlikle çok önemli çünkü her ebeveynin bir stili, her annenin bebeğiyle yaklaşma ve bir bağ kurma tarzı vardır. Özellikle 0-1 yaş aralığında çocuğa müthiş şefkatle yaklaşmak, sevginin en maksimumda olması, çok anlayışlı olması, bebeğin her ağladığında, her ihtiyacı olduğunda yanına koşması çok önemli. Annelerimiz bu konuda içgüdüsel olarak zaten çok hassas oluyorlar. Tıpkı bir anne gibi hassas olan bir bakıcının evde bir yardımcı ablanın olması süreci çok kolaylaştırıyor. Çünkü 0-1 yaş aralığında bebeğin dil gelişimi olmadığı için ihtiyaçlarını dile getiremiyor. Bizim öngörmemiz ve tahmin etmemiz gerekiyor. Bu nedenle annenin hassasiyetinin bakıcıya da sirayet etmesi çok önemli. Peki bakıcıyı seçerken bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor İpek? Yani tabii ki de önümüzde sonsuz seçenek olmuyor, bu bir gerçek, ama hani belli başlı dikkat etmemiz gereken noktalar neler sence? Bazı anneler bakıcının çok eğitimli olmasına, daha önceden çok iş deneyimlerinin olmasına, daha önceden benzer yaş aralıklarında benzer cinsiyette çocuklara bakmış olmasına çok önem veriyor. Ancak bence bundan ziyade bakıcının hassas, güler yüzlü, ses tonunun yumuşacık ve bebeği aslında kapsayıcı işlev deriz biz buna. Herhangi bir sıkıntısı olduğunda, herhangi bir sorunu olduğunda onun hemen yanında olabilecek canlı, aktif, enerjik olması her şeyden önemli. Bu nedenle o yüzden içgüdülerine annelerimizin güvenmesi çok çok önemli diyoruz. Anne kendine daha yakın karakterde ve daha yakın kişilikte olan bir bakıcıyı seçebilirse bebekle de bakıcının bağı çok daha olumlu ve çok daha rahat olacaktır. Elbette ki bebeğin bakımından, bakımı hakkında bilgilerine sahip olması, bebeğe doğru bakabilmesi önemli ama ben buraya galiba birinci sıraya bakıcılarımızın şefkatli ve sevgi dolu olmasını koymayı yeğliyorum. Peki, çok teşekkürler İpek. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, duyduğunuz gibi bebeğinizi eğer bakıcı arıyorsanız umarız birazcık kafanızda bir şeyler şekillendirebilmişizdir, biraz size bilgi verebilmişizdir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.